Hemen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki kariyerine de rakamlarla bir göz atalım. 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyeti var hocanın ki bu 24 mağlubiyet aslında bu sezonun performansının karşılığı daha çok geçen sezondan ziyade. 152 gol attı, 106 gol yedi. Maç başına puan ortalaması 1.84, bir Süper Lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu var hocanın. Yani genel olarak baktığımız zaman başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Yani genel bir değerlendirme, genel bir çerçeve. Evet. Yani artı ama bu yılın ortalamasında mesela 1.05. Yani 6 mağlubiyet. Zaten bu sezonun ortalamaları hep düşürüyor geçen sezonun yani başarıyı. İşte ama geçen senenin havası da Levent abi de analiz etti. Ben de söyledim. Yani şampiyon olacağız diyen bir teknik adam. İşte hakemlerle ilgili çatır çatır konuşan bir teknik adam. Yönetimin veremediği mesajları söyleyen işte federasyona karşı, Merkez Hakem Kurulu'na karşı, Ulenberg'e karşı yani gerçekten tek başına mücadele etmiş bir hoca profili var. Bir yandan saha içinde maçları kazanmak, bir yandan da dışarıda bu işin mücadelesini yapmak. Yani bakıldığı zaman basın toplantılarına, konuşmalarına ama belli ki yorulmuş. Yani bu iş başından aynı çok sağlıklı bir şekilde gelişmediği için oldu, olmadı, Çeşmesi'ydi, Bodrum'uydu, şuydu, buydu. Buna rağmen yönetimde bütün şeyleri tanıdı, bütün krediyi tanıdı. Gerçekçi olalım. Hep yanında durdular. İşte son Giresun maçından sonra bir daha görüşme yapıldı. Başkan inanıyorsam dedi, düzelteceğine devam ederim dedi. Demek ki o inancı bu sözlerde buldu, gördü ama çok da demek ki zorlamamak lazımmış. Artık bundan sonrasında tabii Beşiktaş'ın bakıp tekrar bir yükseliş şeyine girmek lazım. Çünkü Türkiye'de bütün futbol kamuoyunun ısrarla söylediği bir şey vardı. Yani bu Beşiktaş'ın kadrosu müthiş bir kadro. Bu sene şampiyonluğun en güçlü, en iddialı adayı. Yani ben gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir başarısızlık, böyle bir hezimet beklemiyordum. Yani bu grupta nasıl Beşiktaş 1 puan alamaz, nasıl 3 puan alamaz, nasıl 5 puan alamaz? Çok şaşırdım. Bunun şimdi işte dediğimiz gibi yani hocayla takımın belli ki bir iletişimi de bir kopmuş. Aradaki o bağlar kopmuş. Yeni gelen oyuncular da bir türlü zaten ya hocanın dilinden anlamadılar ya hoca onların dilinden anlamadı. Sonuç itibariyle de ortaya fatura teknik adamlara çıkar. Erman abiye katılıyorum. Bundan sonraki fatura da yönetime çıkar. Şimdi bu ilk şeydi. Ayaktı ve taraftarın çok sevdiği bir isim istifa etti. Veda konuşmasını yaptı. Gitti. Bundan sonra gelecek bir isim. Zor bir işi de var. Hem Beşiktaş'ı yukarı çıkartacak, hem toparlayacak, hem bu mağlubiyetler serisine son verecek. Yani bu değişim mutlaka olmalıydı. %100 olmalıydı ve oldu. Şenol Güneş ismine gelirsek şu an bir numaralı aday. Yani ben adaydan öte Beşiktaş'ı çalıştıracağını düşünüyorum. Çünkü Levent abinin analiz ettiği gibi kendisine abi diyen bir başkan var. Beşiktaş'ta Fikret Orman zamanında bütün yönetimsel ilişkilerini Ahmet Nur Çebi ile yürüten bir hoca vardı. Yani dertleşmesi, sırdaşı, morali bozuksa onunla konuşuyor, bir derdi varsa isteği, arzusu. Tamamen Fikret Orman'a Ahmet Nur Çebi üzerinden giderdi bu mesajlar. Şimdi hoca bir süredir bir kere Trabzon'da hoca. Yani illaki belki öncesinde sohbet de etmişlerdir, görüşmüşlerdir. Şunu söylerse Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, hocam benim sana ihtiyacım var abi. Hocam, abi benim sana ihtiyacım var. Bizi bu zor durumdan, sıkıntılı süreçte yalnız bırakma, gel derse ki ben kıracağını düşünmüyorum. %100 gelir. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olur. Yani diğer yabancı adaylar onlar bunlar şu an Levent abinin dediği gibi yani bir fantastik bir şey olur. Yani yeni bir hoca gelecek işte evet. Yok onu tanıyacağım, yok bunu tanıyacağım, yok takımları tanıyacağım, yok sistemi, yok Ümraniye, Çim'i, o bu filan derken bu sezonu çöpe atılır. Hı hı. Ha Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı? Bana göre yok. O iş bitti. Kimse Trabzonspor'un kaç puandı unuttum 16 mıydı? 19 16 en son. Puan. Fark yani öyle Trabzon 5-6 tane mağlubiyet alacak da Beşiktaş geçiyor yani zor ama üstlerde tamamlayabilir.
Tabii. Türkiye Kupası şeyi var. Beşiktaş'ta 18 geçen galiba. 18 yani Galatasaray'la 16, yani. Evet. Fenerbahçe'yle 12 var. Bir de Serdar Sarıdağ telefon attığımızda. Hemen Serdar Sarıdağ'da bu sıcak gelişmeyi, son dakika gelişmesini soralım. Serdar Sarıdağ, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın görevini bıraktı. Ekibiyle birlikte son antrenmana çıktı. Biraz beklenen bir karar gibiydi. Siz perde arkasına dair neler söylersiniz Serdar Sarıdağ? Tabii benim de beklediğim bir karardı. Aslında bu Giresunspor maçından sonra Sergen Hoca istifa etmişti. Ama orada yardımcıları biraz daha zorlayalım. Bir şans daha alalım. Hemen bırakmayalım. Zaten taraftar da bırakmamızı istemiyor gibi bir şeyler söylemişlerdi. Ve hoca devam etme kararı almıştı. Ama ne kadar da devam etme kararı almış olsa da zaten böyle bir bırakmış gibiydi. Yani takımla hoca arasındaki her türlü bağ kopmuştu zaten. Bu çok açık ve net gözüküyordu. Tabii Beşiktaş bundan sonra yeni bir süreci başlatacak. Bu bırakma bence hayırlı oldu. Çünkü bu kapı gene Sergen Yalçın'a açık kaldı. Taraftar da öyle düşünüyor. Gider o hoca başka bir takım çalıştırır. Yine başarılı olacağına inanıyorum. Sonraki zamanlarda kulübün ihtiyacı olursa, taraftar isterse yine gelir Sergen Yalçın. İsminin yıpratılmaması açısından iyi oldu. Bundan sonra ne olur? Tabii ki ilk ve en güçlü aday Şenol Güneş. O çok net gözüküyor. Hatta Şenol Güneş ve yanında Beşiktaş'ta futbol oynamış isimlerden biri bir yardımcı hoca gibi. Hani daha önce Şenol Güneş, Tamer Tuna gibi. Burada da böyle bir isim görebiliriz. Kimsenin de beklemediği bir isim olabilir bu. Ama şu an için tabii hocaya, Şenol Hoca'ya giden resmi bir teklif yok. Bu sadece kulüp içerisinde, yönetim kurulunda konuşulmuş bir isim. Yabancı isimlere de bakılıyor ama benim duyduğum Beşiktaş'ın hani ne olur ne olmaz diye listelediği yabancı hocaların çoğu da anlaştı, takım buldu kendilerine. Çünkü bu B planları fazla beklemez. Hocayla devam edildiği için onlar da başka takımlar buldu. Bunlardan biri, bu listedeki isimlerden biri de Stefan Kunst'tu zamanında. O da milli takımla anlaştı biliyorsunuz. O nedenle yabancı seçeneği çok azaldığı için en güçlü aday Şenol Güneş gibi gözüküyor şu an. Ama henüz resmi bir teklif gitmedi hocaya. Evet, Serdar Sarıdağ da teşekkür edelim. Hemen gelişmeleri nasıl yorumladığına dair bizlerle paylaştı. Bundan sonraki isim önemli olan ama adaylar arasında tabii Şenol Hoca ön plana çıkıyor. Yardımcısı da herkesin şaşıracağı bir isim, beklenmedik bir isim olabilir dedi Serdar Sarıdağ. Biz de Aspor ekranlarından tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bugün Sabah gazetesi de hoca adaylarını sıralarken tabii yabancı hocalar da var ki Erman Hoca da yabancı hoca olabilir yorumunu yapmıştı. Ama Şenol Hoca ilk sırada. Bu arada Rıza Çalınbay, evet, Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Hoca ama hoca her zaman sözleşmesine Beşiktaş çağırırsa gider maddesini koydurmuştu. Tabii ki hali hazırda bir kulübün teknik direktörü. O yüzden adaylar arasında olduğunu söyleyebiliriz sadece ama nasıl değerlendirirsin Levent abi? Ya şimdi ben ilk etapta tabii Beşiktaş'ta sadece o değil ki. Bakarsan bir sürü insan Beşiktaş'ta görev yaptı. Şey oynadı, antrenörlük yaptı. Mehmet Özdilek de var, Şifo Mehmet antrenör olarak. Samet Hoca var. Mesela bu dönemde toparlayabilecek, o da tecrübesiyle Beşiktaş'ın kaptanı oldu yıllarca. Şampiyonluklar yaşadı. Böyle bir isim de var. Ama ben en son başarıda, Sergen Hoca'dan önceki en son başarıda Şenol Güneş'in imzası olduğunu görüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nden namalup takımı çıkartmak kolay bir başarı değil. Ve üstelik dündü galiba, kim bilir sorusunda vardı, Leipzig olduğunu biliyoruz. Çünkü o gün Tolga oynamıştı kalede. Leipzig maçını ben de izlemiştim. Hı hı. Yanlış isim söylediler biliyorsun takım olarak, Gürcan'la şey, evet. Serkan. Leipzig olduğunu biliyoruz ki orada ikinci takımı oynatmıştı. Yedek oyuncularla fazla oynamıştı. Ama Şenol Hoca yerli ve yabancı oyuncuları iyi yönetebilen bir teknik direktör olduğunu Beşiktaş'ta gösterdi. Şenol Hoca'nın sıkıntısı ne zaman oldu? Bugün Sergen Hoca'nın yaşadığı sorunların aynısını Şenol Hoca yaşadı. Ne gibi? Basçay'ı, Alex Teixeira, Pjanic gibi oyuncular birden alındı.
Negredo vardı biliyorsun, Beşiktaş'ı almıştı. Evet. Medel gibi bu tür oyuncular. Hep Beşiktaş içerisinde sıkıntılar yarattılar. Bu tür oyuncuları yönetmekte hoca çok zorlandı. Şampiyon olduğu dönemde Şenol Hoca'nın elinde yerli ve yabancı sayısı olarak dar bir kadrosu vardı. Ve o grubu başarıyla çok yönetmişti. Hatta hatırlarsanız Fikret Orman'a o dönemde Burak Yılmaz'ı istediğini söylemişti. O zaman yönetim onu almamıştı. Bir iki oyuncu istemişti Şenol Hoca. Belki Ahmet Nur Çebi o zaman yönetimde olsaydı Şenol Hoca devam edecekti diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tecrübesi, ligi tanıyan, ligdeki birçok oyuncuyla rotasyonu olan, konuşması, diyalogları olan, artı camiayı iyi tanıyan, şampiyonluk yaşamış, taraftarın da saygı duyacağı yani. Çünkü bu saatten sonra, Sergen Yalçın'dan sonra başka bir insanı buraya getirirseniz destek almaz. Örnek vereyim. Ne yaptı Fikret Orman? Her yerde söylüyordu. Benim idealimdeki hoca Abdullah Avcı demişti. Ama evet. Abdullah Avcı'yı taraftar grubu benimsemedi. Benimsemedi. Yani hatta son Trabzonspor maçında, İstanbul'da oynanan maçta bile hala tribünlerin Trabzonspor'un hocasına, Abdullah Avcı'ya karşı bir tepkileri oldu. Yani Abdullah Avcı da oraya başarılı olmak için gelmişti. Bünye kabul etmedi. Yani bünye sadece yönetimden, futbolculardan, teknik heyetten oluşmuyor. Taraftar çok büyük, bünyenin bir parçası yani vücudun büyük bir parçası, kabul etmedi. Ama Sergen Yalçın gitti, Abdullah Hoca, Sergen Yalçın geldi. Sevgili Murat Özbostan'ın söylediği gibi 25 bin kişi karşıladı. Pankartlar açıldı, maçı. Yani yeni bir transfer gibi geldi. O rüzgar da arkasına aldı, başarılı oldu. İkinci bitirdi biliyorsun. Sonrasında da Beşiktaş takımını şampiyon yaptı. Sergen Hoca iki kupalı oldu. Şimdi böyle bir avantajı var Beşiktaş'ın Şenol Güneş anlamında.